Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Reyyan'ın düz yazmasını kullanacağım. Rengimizin adı da açık güvez rengiymiş. Bugün bu yazmayı kullanalım. Yine kendi zemin renginden çizmeli 3689 numara ipini kullanacağım. Güzel, hoş sıralı bir model ve en önemlisi de tek seferde biten çıtı pıtı hoş bir model yapacağız. Sizleri daha fazla bekletmeyip modelime geçiyorum. Evet hanımlar, zürafamı hazırlamıştım. Şimdi hemen ipimi düğümleyerek başlayayım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz de çok sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşıp kaydederseniz de bana ayrıca destek olmuş olursunuz. Yeni videolarımdan da hemen haberdar olmak isterseniz zili aktif hale getirebilirsiniz. Buradan ipimi düğümledim. Her zaman olduğu gibi ipimin geri kalan kısmını da düğümün içerisine sakladım. Şimdi hanımlar, burada şöyle 2 adet zürafa yapayım. Şimdi zürafamdan geri döneceğim. Burada bir kel olan motifi yapacağım. Bunun için de küçük bir pırpır ile başlıyorum. Tekrardan geri döndüm. İkinci ipimle. Üçüncü ipimle karşıya geçiyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Her ipimiz bir öncekinin üzerine tam denk gelirse görünüşü daha hoş görünür. Bu da beşinci ipim. Şimdi burada kel olan motifimi yaptım. Şöyle netleştirelim. Şimdi içerisinden geçip toparlayacağım burayı. Toplarken de 2 düğüm atıyorum. Yavaşça toplayalım. Ayarladıktan sonra düğümünüzü sıkın. Şimdi hanımlar, 1 2 burada ben ikinci zürafama ineceğim. İnerken de şöyle bir ip payım olacak. Sonra tekrardan içerisinden geçerek şöyle kere olan motifimin tepesine kadar geldim. Tepeye geldikten sonra burada geri dönerek buraya bir sık iğne atacağım. Şimdi bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın boyunu çok da uzun tutmayacağım. Tekrardan sık iğne. Yine bir pırpır. Yani buradaki işlemim bir pırpır bir sık iğne şeklinde ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Bu kısmı doldurduktan sonra modelimizin duruşu toparlanacak.
yine bir sık iğne atıyorum. Şimdi pırpırımı yapıyorum. Şu anki aşamamı da göstereyim. Böyle ilerliyoruz. Şöyle kendime de eğip doldurursam daha kolay olacak. Yine sık iğnemi attım. Burada da son olarak yine kendi zürafasına geçerek bir sık iğne de buraya atıyoruz. Şimdi hafiften şöyle toparlıyorum elimle. Şeklimiz tam olarak ortaya çıkıyor. Şimdi hemen yanındaki zürafaya da bir pay bırakmadan direkt ona da bir sık iğne attım. Burada bir zürafa yapayım. Şimdi 3 adet zürafa yaptım. Yine üçüncüden geri dönerek kel olan motifimi burada da yapayım. Bunun için ilk olarak küçük bir pırpır yapıyoruz. Tekrardan dönüyorum geriye. Yine diğer tarafa geçtim. İp sayım 3 oldu. Yine geriye dönüyorum. Sizler her dönüşte kendi tarafınıza da çevirebilirsiniz yazmanızı. Son olarak bir daha karşıya geçelim. Bu da 5. ipim. Üzerine oturmasını sağlıyorum. Şimdi 6. ipimle de pırpırımdan geçerek 2 düğüm atarak yavaşça ve özenle topluyorum. Ayarladıktan sonra ayarladım şimdi ve düğümü artık sıkıca atabilirim. Evet, ne yapmıştık? 1. 2. zürafaya iniyoruz. Burada da hafif bir ip payım olacak yine. Diğerinde bıraktığım gibi. Tekrardan buradan geçerek arkadan da parmaklarımla tutuyorum. Tepeye geri geldim. Tepede ilk olarak bir sık iğne atalım. Sonra pırpırımızı yapalım. Bir pırpır, bir sık iğne şeklinde burayı dolduracağız. Değişik bir model oldu. Hem sıralı hem de tek seferde bitiyor olması bence çok güzel bir seçenek. Düz yazmalarınıza da çok yakışacaktır. Ütülemesi de kesinlikle çok kolay. Elinizle ütülerken düzeltmeniz gereken bir yeri olduğunu sanmıyorum. Sıkı sıkı yapın. Sabunlayın. Bezinizi de üzerine koyun. Dikey bir şekilde ütünüzü kolayca yapın.
doldurmaya devam ediyorum. Bir sık iğne daha atıyorum. Ve son olarak da kendi zürafasına geçerek buraya da bir sık iğne atıp yine karşısındaki zürafaya geçerek devam edeceğim. Buradaki zürafaya geçerken de hiç pay bırakmadan geçiyoruz. Hemen elimizle de elmamızı düzelterek, yani elma derken kere olandan bahsediyorum. Buna elma da diyorlar. Şimdi yine burada 3 adet zürafamı yapıyorum. Evet, bu şekilde ilerledik. Ben göz kararı bırakıyorum, saymıyorum. Zaten aynı eşit miktarda da pırpırlarım da ilerliyor. Hanımlar, modelimi tamamladım. Son hali böyle olacak. Benim için keyifli bir model oldu. Herhangi bir yerde görmedim. Kendi fikrimdi bu model. Ben çok da yakıştırdım. Özellikle de düz yazmalarınıza bence harika bir seçenek olacaktır. Ve en önemlisi tek seferde bitiyor olması. Ama özen isteyen bir model, kere olan motifleri ve yine kenarına yaptığımız yarım daireli sık iğne ve pırpırlı kısmımızı özenle doldurmamız gerekiyor. Ben hep göz kararı yaptım. Hepsini de aynı sayıda almış pırpırlarımı. Şöyle modelimin ters yüzünde göstereyim. Evet. Ekran görüntüsü almak isteyen olabilir. Modeli anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. İnşallah bir işinize de yarar. Şimdi modelin fiyatına geleyim. Ben böyle bir modeli yazma haricinde 75 TL'ye yaparım. Azar azar gıdım gıdım ilerleyen bir model. Tek seferde bitiyor ama bir iğnemle sadece şu ikisini yapıyorum. Azar azar ilerliyor ama bence değer, çok da güzel bir görseli var. Evet hanımlar, bugün de videomun sonuna geldim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekliyorum.